Bu hükümet tercihleriyle yurttaşımızı her geçen gün yoksullaştırıyor, enflasyonu körüklüyor. Vatandaşlarımızın büyük bölümünü açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşar hale getiriyor. Son 5 yılda 4 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Son 5 yılda 4 kez Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdiler. Ve son 5 yılda Merkez Bankası Başkanı 5 kez değişti. Oysa ki Merkez Bankası Başkanı seçilir ve 5 yıl görev yapar yazıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olması ve aldığı eğitim ve fiyat istikrarı noktasında kuruluş kanunu gereği doğruları yapması gerekiyor. Emir almaması gerekiyor ama laf dinlemiyordu, söz dinlemiyordu diye son 5 yılda 5 kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. Ve ülkenin bugünkü ekonomide savrulan, tutunamayan, her geçen gün daha kötüye giden bir türbülansın içinde devam etmesine engel olamadılar. İsimleri değiştirerek yapmaya çalıştılar ama isimlerin değil anlayışın değişmesi gerektiği, Tayyip Erdoğan'a sadakatin değil liyakatin esas olması gerektiği gerçekliğini bir kenara bıraktığınızda bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildi. Kurumlar vergisi oranı arttırıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla %8 olan KDV 18'e, 8 olan KDV %10'a, 18 olan KDV %20'ye çıkarıldı. Harçlara %50 oranında zam yaptılar. Akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV'ye yapılan fahiş artışlar da bunu izledi. Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. LPG'ye ise litre başına fiyat artışı 4 lira oldu. Böylelikle bir anda %21 ila 23 artış yaşandı akaryakıtta. Ve seçimden 14 Mayıs gününden bu parlamento millet tarafından oluşturulduğu günden bugüne kadar da akaryakıta gelen zam %71 ila 73 arasında değişir oldu. Ardından yine meclisin son gününde hep birlikte ek bütçeyi izledik. Ek bütçe toplam 1.9 trilyon lira. Ek bütçenin gerekçesine, her yerde anlattıklarına, büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve depremin yaralarını sarmak için bunlara ihtiyacımız var. Bunu o kadar inanarak anlatıyorlar ki, o kadar inandırarak anlatmaya çalışıyorlar ki, örneğin motorlu taşıtlar vergisi ödemek bir vatan görevi, ödememek depremzedeleri yüzüstü bırakmak. Motorlu taşıtlar vergisini arttırmak milli duruş, eleştirmek gayri milli duruş. Bunu yapanlar 99 depreminde getirilen benzer düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı. Koşa koşa taşımışlardı. Bugün ÖTV'yi, MTV'yi eleştirmeyi vatan hainliği olarak gösterenler, varsa bir vatan hainliği, 99 depreminde bizzat yapmışlardı. Ve biz bugün geçtiğimiz hafta burada çıkan kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararlarını titizlikle inceliyoruz. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ek bütçe meselesi 1.9 trilyon lira. Dedikleri efendim bu deprem için. Baktığınızda deprem için ihtiyaç duyulan para 507 milyar lira. Bu yürütmenin meclise sunduğu bütçenin içindeki kendi rakamı. Yani aslında gelen ek bütçenin %27,5'u deprem için. Bundan geriye kalan %72,5'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetiminden, savurganlığından, liyakatsiz ellerde seçime kadar ekonominin savrulmasından ve hiç şüphesiz o koltukta oturabilmek için Cumhuriyet tarihinin en ölçüsüz, en yarınları düşünmeden uyguladığı seçim ekonomisi yüzündendir. Şu bilinsin ki 4 lira vergi veriyorsanız 1 lirası deprem bölgesi için, 3 lirası AK Parti'nin seçim kampanyasının finansmanı ve beceriksizliğinin diyeti içindir. Verdiğiniz her 4 liralık verginin 3 lirası bu ülkeyi, bu kadrolar, bu liyakatsiz kadrolar ve bu hesapsız siyaset yönettiği içindir. Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklamayı dikkatle takip ettik. Diyorlar ki biz Avrupa'daki ülkelere baktık
ve Avrupa'daki ülkelere göre Türkiye'de akaryakıt ucuz. Avrupa'nın en ucuz işte 4. ülkesiyiz. Avrupa'da birçok ülke bizden daha pahalıya akaryakıt kullanıyor dedi ve bu konuda açıklama yaptılar. Tabii sosyal medyada hızla bu benzer bir açıklamaya karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini kurmadan önce yaptığı değerlendirmeler çıktı. Hepiniz izlediniz, dönüyor ve diyor ki sen nasıl oluyor da Almanya ile benzini mukayese ediyorsun? Benim saf vatandaşım da diyor. Evet ya bizde benzin Almanya'dan daha ucuz diyor. Saf olma, kendine gel, ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür diyor. Bugün vatandaşa bir muhalefet partisi lideri saf vatandaşım, saf olma kendine gel dese neler söylenir? Ama ülkenin başına musallat olmuş zatın nasıl bir orijinden, nasıl bir söylemden ve hani derler ya muhalefetin dili, nasıl bir muhalefet dilinden geldiğini görmek lazım. Ama esas neyi görmek lazım? Mehmet Şimşek'in açıklaması. Diyor ki bizden pahalı ülkeler var. İzlanda, Finlandiya, Hollanda, Norveç. Doğru söylüyor. Benzin bizden daha pahalı olan, öyle birkaç kat değil ama kimi birkaç sent, kimi biraz daha fazla pahalı olan ülkeler var. Peki hani alım gücü ya, bu benzini alan ülkelerde milli gelir kaç para? Bizde yıl sonu itibariyle ki daha gerilediği söyleniyor. 10.000 doların biraz üzerinde bir milli gelirimiz var. İzlanda bizden pahalı benzin alıyor. Milli gelir 74.000 dolar. Kişi başına düşen milli gelir İzlanda'da 74.000 dolar. Finlandiya'da 51.000 dolar. Hollanda'da 56.000 dolar. Norveç'te 106.000 dolar. Norveç'teki kişi bizden birkaç sent pahalıya benzin kullanıyor. Ama bizden 10 kat fazla geliri var, maaşı var, satın alma gücü var. Yunanistan'da dahi 21.000 dolar bizim iki katımız. Almanya'da 49.000 dolar. İngiltere'de 51.000 dolar. Türkiye'de 10.000 dolar milli gelir var. Ve utanmadan sıkılmadan mazot bizde pahalı değil, Avrupa'da bizden pahalı ülkeler var diyor. O ülkelerin milli gelirlerini buradan kayda geçirmeyi önemli buluyoruz. Tabii bu akaryakıtı bizim gibi tüketenler var, bir de bolca üretenler var. Bizimkiler bu ara onların kapısını aşındırmakla meşguller. Ama keşke akaryakıt ucuza satılsın diye bir aşındırma olsa, mesele o kadar basit olsa. Tayyip Erdoğan Körfez turunda hangi ülkelere gidiyor? Suudi Arabistan'a gidiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Katar'a gidiyor. Bu Körfez turuna çıkınca şunu mutlaka hatırlamak gerekiyor. Suudi Arabistan'a gittiği Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı davası nedeniyle demediğini bırakmamıştı. Pek çok sözü var. Sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Bize bu dosyayı geri verin diyorlar. O dosyayı geri verirsek evlatlarımızın yüzüne nasıl bakarız demişti. O dosyayı geri verdiniz. Evlatlarınızın, bu ülkenin evlatlarının yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye Recep Tayyip Erdoğan'a sormak lazım.